Evet, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bir mandala resmi nasıl hazırlanır? Bir yuvarlak desen en kolay nasıl çizilir? Şöyle anlatalım. Bunlar bizim orta çizgilerimiz. Evet. En geniş haliyle böyle çizelim. Bu 1 bölü 6 veya 1 bölü 8 olsun. Evet. Bir dilim üçgen şeklinde desenimiz. Bir örtümü almıştım arkadaşlar. Hoşuma gitti. Beyazını aradım, bulamadım. O gün pembesi vardı. Yakından gösterelim biraz. Evet, çizgilerden oluşuyor. Mandala deseni böyle bir şeyiniz varsa çok kolay. Buna da gerek yok aslında ama ben bir örtüden bile nasıl çıkarabiliriz, nasıl oluşturabiliriz'in kolay cevabını video çekerek size anlatmaya çalıştım. İkiye katlıyorum arkadaşlar örtümüzü. Bir daha katlıyorum. Bu dörtte bir oluyor, çeyrek. Biz bunu 6'da 1, yani 3'e katlayarak yapalım. Evet, desenimiz bu. Şimdi nasıl düşündüğümü, nasıl yaptığımı anlatayım. Bir noktamız var. Sonra eğri çizgilerimiz var. Sonra tekrar S'ye benzeyen bir çizgilerimiz var. Tekrar çapraz çizgilerimiz var. Evet. Sonra yine çapraz fakat yuvarlak olanlar var. Evet. Sonra eğri çizgilerimiz var. Ama eğri çizgilerimiz çapraz şekilde. Evet, ikincisi var tekrar gördüğünüz gibi. Evet. İkinci çapraz çizgimizi de yaptık. Sonra kırık çizgilerimiz var. Hafif eğri bir şekilde. Çizilmiş. Evet, çizdik. Sonra kırık çizgilerimiz. Evet. Sonra arada yuvarlakları var. Biz böyle yapalım. Çok ayrıntıya girmeyelim. Sonra yine 4 tane çizgimiz var. Eğri bir şekilde. Bizim daha biraz yerimiz var. Ben biraz daha çapraz eğri çizeyim. Evet. Son kenar suyumuz 4 sıraydı. Evet, oluşturduk arkadaşlar. Örtümüz pembeydi biliyorsunuz. Evet, benzerini çizmeye çalıştık. Daha önceki videomda da göstermiştim.
renklisini ve pembesini çizmiştik. Bu tek renk, bu çok renkli. Bir de simetri olarak, yani aynayla görüntüsünü, iki katını görmüştük. İki aynayla biraz görmek zor videoda ama şöyle göstermeye çalışalım. Evet. Şöyle desenin dörtte birini anca görebiliyoruz. Şöyle yaparsam biraz daha yarısı ancak görünür. Evet, mandala dersimiz, mandala çizimimiz, bir örtüden, çizgilerden oluşan bir desenimizi sizinle beraber yapmaya çalıştık arkadaşlar. Siz de kendiniz deneyebilirsiniz. Diğerini göstereyim. Pembe. İki katı. Ve çok daha katları. Evet. Bir de son yaptığımızı görelim. Desenimizin iki katı. Çok daha fazlası. Şöyle bakalım. Tam göremiyoruz ama yuvarlak bir desen oluşmuş durumda. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sorularınız varsa, fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Hoşça kalın.